Sayın Valim, değerli milletvekillerimiz, değerli başkanlarımız, değerli rektörümüz, saygıdeğer eşleri, sivil toplum kuruluşumuzun değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve ortak akıl programında aranızda olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor. Hoş geldiniz diyorum. 10 yıl önce millete hizmet etme yolculuğuna çıktığımız zaman merkeze insan alan, önce insan diyen, ekonomiyi insan için, politikayı insan için, demokrasiyi insan için, hukuku insan için bir ortaya merkeze koyan bir anlayışla yolumuza başladık. Tabii insan odaklı çalışabilmek için sosyal politikalar alanındaki sosyal alanla ilgili yapılacak alanların güçlendirilmesi ve çok daha güçlü insan odaklı büyüyebilmeyi sağlamamız gerekiyordu. Hepinizin bildiği gibi, aslında hepinizin yaşadığı gibi, bu süreçte önce ülkenin ekonomik kalkınmasını sağlamamız gerekiyordu. Adalet ve kalkınma perspektifinde koyduğumuz noktada hukuk devleti olmamız gerekiyor. Demokratikleşmemiz gerekiyor. İnsan hakları ve özgürlükler üzerindeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Ve milli iradeyi arkamıza alarak ekonomik kalkınmayı güçlendirerek kaynakları çoğaltmamız gerekiyordu. Ve ondan sonra da ekonomik olarak büyüdüğümüz ülkemizin kaynaklarını da ülkemizin insanları için, ülkemizin insanlarının yaşam kalitelerini yükseltmek için de politikalarımızı ve stratejilerimizi güçlendirmemiz gerekiyordu. Tabii burada en büyük demokratikleşme, sivilleşme, yerelleşmede en temel ortağımız sivil toplum kuruluşlarıydı. Çünkü devletle millet arasında köprü oluşturan, toplumun sorunlarının, yaşanan sorunların çözüm makamına iletip bunun takibini yapan ve oradan da yapılan çalışmaları da halkımızla beraber, halkımız için gönüllülük esasıyla çalışan sivil toplum kuruluşları demokratikleşmenin de en temel ana damarı olarak karşımızda duruyordu. Biz bir taraftan nitelik ve nicelik olarak sivil toplum kuruluşlarımızın güçlenmesini sağlarken, bir taraftan da çıkardığımız yasaları onlarla istişare yaparak, damdan düşenlerin görüşlerini alarak ve Ankara'da oturup, masa başında oturup devlet ve millet için ahkam kesme değil, işte bugün sizin bu Maraş'ta yaptığınız, Kahramanmaraş'ta yaptığınız ortak aklı ve bütün kesimleri bir araya getirip ortak sorunlara ortak çözüm bulabilme kapasitemizi güçlendirmemiz gerekiyordu. Bu bakımdan geldiğimiz nokta çok önemlidir. Ve biraz önce Sayın Başkanıma söyledim, bütün bakanlarımız buraya geldi mi diye, galiba bir Kültür ve Turizm Bakanımız kalmış. Çok başarılı bir çalışma, ben tebrik ediyorum. Çünkü yerinde gelip inceleyip, özellikle sizlerle beraber yapılan ortak akıl çalışmalarından sonra Ankara'ya dönüp Kahramanmaraş için daha güçlü, herkesin kendi bakanlık bünyesinde daha güçlü nasıl çalışma yapılabilir denen bir mantığın en önemli fotoğrafıdır bu salon. Bu bakımdan da biz de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bugün müsteşarımız, genel müdürlerimiz, çok güçlü bir heyetle Kahramanmaraş'tayız. Çünkü Kahramanmaraş bizim için çok önemli bir şey. Komşumuz, her yönden ortağımız ve sizlerden aldığımız güçle de bakanlığımızı yeniden yapılandırıyoruz ve bakanlığımızın özellikle sorun alanı dediğimiz insan odaklı büyümede kapasitesini güçlendiriyoruz. Nedir bizim bakanlığımızın görev alanı diye soracak olursanız, bizim bakanlığımız ustalık döneminde yeniden yapılandı. Peki neden bu ihtiyaç görüldü? Çünkü devlet bakanlıkları vardı ve devlet bakanlıklarının idari ve mali olarak yetkisi zayıf olduğu için, icracı bir bakanlığa göre daha zayıf kaldığı için bu bakanlığın sosyal alanda sosyal adaleti, sosyal barışı, sosyal refahı sağlayabilmesi için sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin tek çatı altında birleşmesi gerekiyordu. O yüzden özellikle sosyal yardımlar bünyesinde rahmetli Özal zamanında başlayan, Fakfuk Fonu diye başlayan ve bugün büyük bir yardımlaşma merkezine dönüşen sosyal yardımlar sistemiyle
primsiz ödemeler, Çalışma Bakanlığı'nda olan primsiz ödemeler, İçişleri Bakanlığı'nda olan şehit yakınları ve gaziler bölümleri, kadının statüsü ve aile araştırmaları her biri ayrı bir devlet bakanlığı bünyesindeydi. Bunların hepsini tek çatı altında toparladık. Ve 2 yıl oldu bu emanetin başında olmamız. Bizim için, bir insan için, bir kadın için, Anadolu'dan gelen bir kadın için, sizin içinizden çıkmış bir kardeşiniz olarak çok büyük bir onur ve şeref. Ama hizmet ettiğimiz kesime baktığınız zaman çok da büyük bir emanet. Hem yaptıklarımızın hem yapamadıklarımızın çok da yüksek bir bedeli var. Çünkü yetimin, yaşlının, yoksulun, yoksunun, hizmete ihtiyacı olan, bize ulaşan, ulaşamayan herkesin biz şu anda bakanıyız, bakanlığıyız. Çok yüksek bir beklenti var. Ve çok büyük bir emanet var. Çok büyük bir sorumluluk var. Arkadaşlarımızla beraber tam bir takım grubuyla gece gündüz bir taraftan yapısal dönüşümleri çalışıyoruz. Mutfağı güçlendiriyoruz. Güçlü insanları takımın içine alıyoruz. Bir taraftan mali olarak gücümüzü artırıyoruz. Geçen yılla bu yıl arasındaki bakanlığımızın bütçe artışı %67 oldu. 10 yıla baktığınız zaman 1.3 milyar TL olan bakanlık bütçemiz bugün 20 milyar TL'ye ulaştı. En önemli kalemlerimize baktığınızda sosyal yardımlarla ilgili nedir bizim yapmaya çalıştığımız? Aslında toplumun huzurunu ve barışını tesis etmeye çalışıyoruz. Nedir bu? Çünkü zengin ve fakir arasındaki fark arttıkça, bu makas arttıkça toplumdaki huzur ve barışı tesis etmek çok zor. Herkesin yaşam kalitesini yükseltmemiz ve bu aradaki makası kapatmamız gerekiyor. Herkesin onurlu yaşam mücadelesinde doğuştan gelen yaşam hakkı, barınma hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkını vermemiz gerekiyor. Ve bunu yaparken de aslında biz bir taraftan zenginin de hakkını koruyoruz. Onun da yaşamını ve onun da toplumun huzurunu ve barışını artırarak onun da huzurunu ve barışını koruyoruz. Peki burada neyi başardık? Şu anda ne yapmamız gerekiyor? Bunu uluslararası kurumlar söylüyor. Gini kat sayısı söylüyor. Değer aldığımızda günlük 1 doların altında hakikaten çok yüksek oranda kardeşimiz vardı. Çünkü 2001'de dünyada kriz yokken ülkemiz %10 küçüldü. İstihdamdan tutun her noktada küçülme ciddi bir sosyal krize dönüştü. Ve beraberinde birçok sosyal alanda sorunlar artırdı, işsizlik gibi. Şimdi günlük 4 doların altında %30'du 10 yıl önce. Şu anda 2.7'ye düştük. Hızlı bir şekilde de sıfırlayacağız. Günlük 4 doların altında da yaşayan hiç kimse kalmayacak. Gini kat sayısındaki kat sayımızı, aradaki farkı kapatıyoruz. Ve özellikle şu 2008'de dünyada yaşanan Euro kaynaklı, Amerika kaynaklı ekonomik krizde onlar iyi yönetemediklerinden dolayı bunu bir sosyal krize dönüştürürken biz bu gelir dağılımı adaletini en iyi düzelten 10 ülkeden biri olduk. Bunu OECD raporları söylüyor. Bu Fatma Şahin'in şahsi görüş falan değil. Rakamlar da bunu ben söylüyorum. Şimdi nedir bundan sonraki hedefimiz? Biz kim yoksun, kime ne kadar yardım yapacağız? Bu bir duygusal bir mesele değil. Bu bir teknik ve bir bilimsel altyapı istiyor. O yüzden TÜBİTAK'la beraber önce Soybiz sistemini çalıştık. O kişiye ait bütün verileri aynı network içerisinde topladık. Şimdi sosyal hizmet için o kişiye ait gerekli bütün bilgileri bütünleşik sistem içerisinde toplamamızı tamamladık. Ve şimdi artık yaklaşık 18 milyon kişi, hızlı bir şekilde 20 milyona ulaşacak herhalde o. Bir düğmeye bastığınız zaman o kişinin bütün ekonomik ve sosyal analizini görüyorsunuz. O aileye ait bütün bilgileri ulaşabiliyorsunuz. O ailenin, o bireyin talebini o teknik altyapıya göre de değerlendiriyorsunuz. Neye ihtiyacı var? Kendinin talebini. Mükerrerlik var mı? Daha önce çünkü biliyorsunuz maalesef bu ilden aldığı yardıma gidip Gaziantep'ten alıyordu. Ondan sonra Şanlıurfa'dan alıyordu. İl il dolaşıyordu. Çünkü ortak bir ağ oluşamayınca bunu takip etmek de mümkün değildi. Şimdi mükerrerlik kalmadı. Daha hızlı bir şekilde hizmete ulaşabiliyor. Bugün mesela bence şu anda Kahramanmaraş'taki Sayın Valime de hakikaten tebrik ediyorum. Çok güzel bir sosyal yardımlarla ilgili bir müdürlük açılmış ve
fiziki altyapı biz mali olarak destekledik ama ekibin burada bunun projelendirilmesi, eski belediye binasının projesi hayata geçirilmiş ve ben çok beğendim. İnşallah diğer illere de bu modeli hızlı bir şekilde uygulatacağız. Çünkü çok yüksek bir mali destek verilen yerde gelen vatandaşın memnun kalarak dönmesi gerekiyor. O da fiziki mekanla alakalı, bilgisayar ve teknolojik altyapıyla alakalı, o kişilerin, oradaki kişilerin uzmanlığıyla alakalı. Şu anda baktığınız zaman bu sosyal yardım sisteminde 1.2 milyon kişi istifade ediyor ama bunun çok yüksek orandaki oranı engelli ve yaşlı. 65 yaş üstü ve engelli kardeşlerimiz. Çalışabilir şekilde olup da sosyal yardım sisteminin içinde olan kişilere incelettik. Çünkü bunun balık tutmayı öğretip o sistemin içinden çıkarmamız lazım. Özellikle Kahramanmaraş gibi, Gaziantep gibi, organize Denizli gibi, Kocaeli gibi illerde işçiyle ilgili, yani sanayinin işçi ihtiyacını giderebilmemiz için bu kardeşlerimizi çalışabilir 30-35-40 yaşlarında erkeklerin kahvede oturmasını müsaade edemeyiz. Onların çıkarıp meslek edindirip organizede çalışmalarını sağlayacak altyapıyı oluşturuyoruz. Şimdi iki bakanlık, Çalışma Bakanlığı yeni biliyorsunuz bir sürü uzman aldı, çalışma uzmanı. Biz de sosyal hizmet uzmanlarımızı güçlendirdik. 3 ilde de pilot çalışma yaptık ve 2 ayda 15 bin kişi bizden yardım alan kişiler iş bulma imkanına kavuştu. Bunu hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bizim yaklaşık hesaplarımıza göre bir 150 bin civarı sistemin dışından çıkması gereken kişi var. İş bulup çalışması gereken ama bu 1.2 milyon kişinin işte görüyorsunuz çok yüksek oranı engelli, yaşlı, çalışamayacak durumda. Bir de bizim yardımlarımız da ŞNT dediğimiz şartlı nakit eğitim ve sağlık yardımı hep kadınlar üzerinden veriliyor. Çünkü eğitim ve sağlık hizmetlerinde eğitimin önünde yoksulluktan dolayı bir engel varsa biliyorsunuz bunu yıllardır yapıyoruz. Yaklaşık 1 milyona yakın anneye bu şekilde ulaştık. Kız çocuklarına, erkek çocuklarından daha fazla mali destek veriyoruz. Ve bunun sonucunda da temel eğitimde biz şu anda kızlarımızı ve erkeklerimizi eşit eğitim imkanı vermiş olduk. 98,5 yakaladık. Bu da bu yapılan kampanyalar ve verilen sosyal desteklerle oldu. Aynı şekilde sağlıkta anne ve bebek ölüm hızı oranlarını en hızlı düşüren 10 ülkeden biri olduk. Bu nasıl oldu? Tabii bir tarafta sağlıkta dönüşüm yapıldı. Bunların hepsini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunlara hiç girmeyeceğim. Ayrıca annelerin ve bebeklerin, anne karnındaki bebeğin sağlığı, annenin normal doğum yapma şartlarını kırsaldan hastaneye getirme, hastanede doğum yapana teşvik şekilde ha gel hastanede doğum yap ben sana mali destek vereceğim dediği bir süreci yaşadık. D vitaminleri ve verilen mineraller bedava bir şekilde ailelere, annelere, hamile kadınlara verildi ve bu sağlandı. Hakikaten çok olumlu bir iyileşme var o konuda. Çünkü bizim yaşam hakkı çok önemli bir hak. Kadının, bebeğin, ananın hakkını, yaşam hakkını, sağlık hakkını korumamız gerekiyor. Şimdi düzenli yardımlardan son 2 yılda yaptığımız en önemli yardımlardan bir tanesi eşi vefat edenlerdi. Neden yaptık? Boğaziçi bize bir rapor getirdi, Boğaziçi Üniversitesi. Dediler ki, ölüm hepimiz için ama eş eğer çalışıyor ve öldüğü zaman ekonomik olarak da bütün güç eşin üzerinden gittiği zaman kadının eğer eğitimi de zayıfsa, çok da çocuk varsa bir anda muhtaç hale dönüşüyor. Konu komşunun, sağın solun veya vakfın günlük gidip yardımıyla, desteklemesiyle veya belediyelerin desteğiyle gidiyor. Dedik ki bu zaten bizim potansiyel olarak bizim grubumuz. Her ay gelip birilerine el açmasına gerek kalmasın, düzenli yardıma geçelim. Şimdi bankalarına 2 ayda bir 500 TL mali destek veriyoruz. Kahramanmaraş'ta da bu verdiğimiz destek 6000 kadınımıza bu şekilde destek veriyoruz. Aslında biraz önce konuşmamda da söyledim. Rakamdan daha önemli bir şey var, devletin şefkat eli. Yani o diyor ki devlet benim sosyal devlet iyi gününde kötü günümde yanımda. Hastalığımda, ölümde, sağlıkta yanımda. Bu çok önemli bir anlayış. Aslında bizi birbirimize tutan ve devletle millet kaynaşmasını sağlayan en temel ihtiyaç da buradan kaynaklanıyor. Şimdi Salı günü Sayın Başbakanımız
şehit yakınları ve gazilerle ilgili yeni bir paket açıkladığında orada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu eşi vefat edenlerle yaptığımız düzenli desteği çocuğu askerde olan ailelere de başlattık. Niye başlattık? Aynı mantık. Bir çocuk var, evin geçimini o sağlıyor. Çocuk askere gidince bir anda aile etrafınızda, konunuzda, komşunuzda vardır, akrabanızda muhtaç hale geliyor. Çocuk askerden gelip yeniden çalışması gerekiyor. Onun için o gelip de çalışana kadar oradaki aileye düzenli yardım yapacak şekilde kararımızı verdik. Sosyal yardımlar, vakıflar üzerinde de bu sistem çalışmaya şu anda başladı. Başvurular alınmaya başladı. Ayrıca bir şey daha yaptık. Tabii bu Acıbadem Hastanesi'nin sosyal sorumluluk projesinden ile beraber başladı. Mehmet Ali Bey geldi, dedi ki ben büyük bir hastaneyim, bu gücümü özellikle sosyal güvenlik sisteminin içinde olmayan ve bu desteği alamayacak durumda olan ve bebeği de olmayan, işte 5 yıllık, 10 yıllık evli, normal yollarla bebekler olmuyor, tedavi yaptıracak durumları da yok. Çünkü sosyal güvenlik sisteminin içinde değiller. İlaç parasını da, dedi, çünkü esas orada ilaç parası çok önemliydi, ben karşılayacağım ama sizden istediğimiz bu grubu bize siz, dedi, belirleyin. Kim olacak bunlar? Biz hemen o Soybiz sisteminden teknolojik altyapımızı kullanarak vakıflar üzerinden 2500 kişinin listeledik. Hamdolsun şimdi haberler gelmeye başladı. Geçen hafta ilk haber aldık. Tedaviler başladı ve olumlu bir şekilde bebekler, İnşallah bizim tahminimiz bir 9 ay 10 gün sonra 2500 bebeğimiz olacak. 2 tane olursa da 5000 bebeğimiz olacak. Çok heyecan verici bir şey olduğu için de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii şimdi hakikaten evlatsızlık da, evlat da büyük bir sınav. Ben kendi yakınlarımdan, akrabalarımdan da biliyorum. Kendi arkadaşlarımdan biliyorum. Evlatla sınav Allah kimseyi yapmasın, evlatsızlıkla da. Onların o duyguları, mesela şu koruyucu aile sistemimizde bile verdiğiniz o sistemi yaptığınız zaman bir tarafta evlat bekliyor, bir tarafta ana baba çocuksuz bekliyor. Onları bir araya getirdiğiniz zaman o kadar farklı duygular yaşıyoruz ki bizim alanımızın böyle de bir güzel tarafı, bir gönül tarafı da var. Şimdi bu sistem bu şekilde devam ediyor. İnşallah puanlamaya geçeceğiz. Kırsal ve kentler arasındaki satın alma paritesine göre de yoksulluk kriterlerimizi daha da güçlendireceğiz. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. TÜBİTAK da bu iş için 45-50 mühendis çalışıyor. Ki burada adil olalım, şeffaf olalım, hesap verebilir olalım. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyelim. Şimdi ikinci bölümümüz çocuk. Aslında 14 bin evladımız var kurumlarımızda. Mali olarak da hiçbir ihtiyaçları artık yok. Hamdolsun o konuda yeterince mali gücümüz var. Fakat mesele tek mali ihtiyaçları vermekten geçmiyor. Ailenin, annenin, babanın, çocuğun, sıcak yuvanın, çocuğun üzerinde başka bir tesir var. Orada özgüveni sağlıyor, orada cesareti sağlıyor, orada kendine güveni sağlıyor. Onlar olmadığı zaman da bir şeyler eksik kalıyor. Yetiştiriyorsunuz, büyütüyorsunuz. 18 yaşından sonra sistemin dışına çıkınca hayatın aynen bir balık gibi düşünün. Bir anda o akvaryumun içinden çıkınca ne yapacağını bilemiyor. O yüzden parasını nasıl harcayacağını bilemiyor. Arkadaşlık ilişkilerini nasıl oluşturacağını bilemiyor. O kadar emeğin sonunda elde ettiğimiz ürün çok içimize sinmiyor. O yüzden mutlaka aile odaklı götürmemiz lazım. Bir taraftan koğuş sisteminden çıkıyoruz. Sevgi evlerine, çocuk evlerine geçiyoruz. Onlar için o kadar önemli ki apartmandalar, komşuları var, arkadaşları var. Normal diğer çocuklarla beraber aynı okullara gidiyorlar. Hayatın içindeler. Ama bir taraftan da koruyucu aile sistemimiz yeniden yapılandırdık, yeni bir yönetmelik çıkardık. Yönetmeliğimizi güçlendirdik. Büyük bir kampanyaya dönüştürdük. Gönül elçileri diye yine Sayın Valimizin ve kıymetli eşlerinin de burada birebir takibiyle, Başbakanımızın eşinin de Ankara'daki takibiyle çok güçlü bir ağ oluşturduk. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bugün insanlık için ne yaptın? Aslında bize ait bir duygu. Bizim ecdadımız onu o kadar güzel yaşamış ki 3 kıtaya hükmetmiş, adalet getirmiş ama bugün insanlık için ne yaptın? Kendinin dışında o gücünü sana verilen bu toprakların, bu insanların sana verdiği sermayeyi sen kimler için kullandın? O yüzden bunu büyütmeye çalışıyoruz.
Bir göz doktorunun gidip huzur evinde, bir diş hekiminin huzur evindeki yaşlılarımızın yanına gitmiş olması, bir ev hanımının mantı açıp gözleme yapıp bizim çocuklarımıza gelip eğitim bursu gibi burs vermesi. Yani bunun gücün neyse ya, neyin varsa. Bizim çünkü değerli asistlerimize yetimin başını okşamak bile bir sadaka. Mesele bu duyguyu güçlendirmek. Bizi çünkü tutan en önemli duygu bu. Şimdi bunu da inşallah güçlü bir şekilde yapıyoruz. Koruyucu aile sisteminde güçlendiriyoruz. Ve amacımız, muradımız hem kurumdaki çocuklarımızın sistemin içinde çok güçlü, milli ve manevi değerlerine hakim bir şekilde yetişmesi, hem de artık bakanlığımız bütün Türkiye çocukları için yeni politikalar üretiyor. Bugün teknolojik bağımlılıktan tutun, alkolle mücadeleden tutun. Bugün yaşanan yeni sorunları çözebilmek için arkadaşlarımızla, diğer bakanlıklarla koordineli bir şekilde çok güçlü bir çalışma ağı oluşturuyoruz. Tabii bizim işimizin zorluğu şu, biz tek başımıza bir şey direkt yapamıyoruz. En az 5-6 tane paydaş gerekiyor bize. En küçük bir çalışmada milli eğitim, sağlık, çalışma, içişleri, birçok ortağı senkronize bir takım çalışmasına dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman da başarı yakalıyoruz, ama bunu sağlamamız gerekiyor. İkinci konu aile. Tabii bugün üçüncü konumuz, pardon, biraz önce devlilik öncesi eğitim sertifika programından geldik. Neden çok önemli? Çünkü modernlik ve çağdaşlık, eğitim seviyesi yükselmesi bireyselliği artırıyor. Peki insanlar mutlu mu? Bireysellik artınca, ekonomik olarak güç arttıkça, bizim yaptığımız araştırmalarda insanlar sosyal bir varlık olarak yaratıldığı için bireysellik onları mutlu etmiyor. O yüzden aile değerlerini artık bir muhafazakar kesimin anlayışından çıkarıp toplumun bütün kesimlerinin çok güçlü sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü buna inanmayanların gidip bir Avrupa'ya dolaşmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü ben geçen hafta Finlandiya'daydım. Darmadağınık bir yapı. Ortalama yaşam ömrü 85. Ya evlenmiyorlar, ya boşanmalar %60'ın üzerine çıkmış durumda. Doğurganlık oranı 1.8'e düşmüş. Bütün teşviklere rağmen insan gücü, sermayesi zayıflıyor. Biz şu anda tabii ki açık topluma gittik. Artık dünyadaki bütün gelişmeleri, eksisini ve artısını yaşıyoruz. Ama nerede odaklanacağız, hangi değeri kaybetmememiz lazım dediğimiz noktada en büyük örnek oralar. Yaşanmış ve büyük bir tecrübe var. Ve oradan onlar yeniden aile temelli engelli politikası, aile temelli çocuk politikası, aile temelli yaşlı politikası diyorlar. Şimdi koca koca tesisler yapmışlar, yapayalnız yaşlılar. Diyanet İşleri Başkanımız diyor ki herkes kendi evini huzur evi yaparsa bu iş kendiliğinden çözülecek diyor. Bizim inançlarımıza göre de anası babası yaşlananın yanındaysan oh bile dememesi gibi çok önemli bir, çok nazik bir duruş var. Bize ait şeyler. Öbür tarafa da bakıyorsun, kaybettikleri zaman çok büyük mali bedeli var, sosyal bedeli var. Toplum paramparça. Şimdi Finlandiya'da bizim milli gelirimizin 10 katı, intihar oranı en yüksek olan ülkelerden birisi. Coğrafi şartlar, biraz önce Sayın Başkan'a söyledim, o kadar çok nimetimiz var ki, hele şu Kahramanmaraş'ın çevre dokusu, yeşili, suyu, o kadar hakikaten büyük bir zenginlik ki. Oralara gidip baktığın zaman ya diyor güneş yok, güneş ışığı olmayınca güneş yılın içerisinde insanları mutlu eden bir ışın olmuyor ve insanlar daha çok bunalıma girip daha çok melankoli oluyorlarmış. Şimdi kendilerine suni güneş ışığı yapmışlar ve oradan günlük belirli bir süre güneş ışığından istifade etmeye çalışıyorlar. Ne kadar çok şükredecek şeyimiz var. 2 ay diyorlar güneş var, bu sefer de gece olmuyor. Yani her şeyimiz var. O yüzden bu nimeti çok iyi görmemiz, ama bu nimeti büyük bir berekete de dönüştürmemiz gerekiyor. Bu bakımdan biz aile değerleri, işte evlilik öncesi eğitim, evlilik sürecinde rehberlik hizmetleri, boşanmak için karar verenlerin pilot çalışmasıyla, uzman desteğiyle, yapılan desteklerle mesela 2 şehirde yaptık. Şu an bütün Türkiye'de bunu yapacak şekilde genel müdürümüzle aramızda bunu bütün Türkiye'ye genelleştireceğiz. 450 çift, boşanmak için başvuran çifte verilen rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetiyle
75 çift 50'ye devam kararı veriyor. Aslında biz küçükken hepiniz bunun kendi etrafınızda da yaşamışsınızdır. Büyük ailelerde dedenin, ninenin olduğu, işte dayının, amcanın, büyüklerin olduğunu ortada gençler bir şey yaşadığı zaman hemen büyükler araya girerdi. Şimdi kentleşme, göç, çekirdek aile arada bunu katalizatör yapıp bu süreci yardımcı olacak bir sistem zayıflayınca bu sefer anında hızlı bir şekilde boşanmaya karar veriyorlar. Bunu nereden karar veriyoruz? Çünkü %17'si yeniden kendi eşiyle evleniyor. Çok yüksek bir oran. Ben ilk bu rakamı duyduğum zaman hayretler içinde kaldım. Çok hızlı parçalıyor, bakıyor ki sorun daha da büyüyor. Yanlış bir karar vermiş. O zaman onlara biz bir dakika diyecekleri, sakin bir şekilde düşünecekleri, eğer hakikaten de artık beraber olmaları mümkün değilse de bunu topluma en az zarar, çocuğa en az zarar verecek şekilde yönetecekleri bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da bizim çok önemli çalışmalarımızdan bir tanesi. En son engelliler. Tabii yine hakikaten toplumun en dezavantajlı grubuydu engelli kardeşlerimiz. Şimdi isimlerini değiştirdik. Özürlü, sakat, elverişsiz, çürük. Bunların hepsini engelli diye 98 yerde yasamızı şu anda genel kurula sevk ettik. İnşallah Sayın Başkanımızın da Meclis Başkan Vekilimizin de yardımlarıyla bir an önce yasalaştırmak istiyoruz. İsim niye önemli? İsim aslında ne fark ediyor diyeceksiniz. İsim algıyı oluşturuyor. Engelli ile engelsiz arasındaki en büyük sorun hayatımızda eğer yakın çevremizde yoksa, beraber yaşamıyorsak, çocuklarımızın arkadaşlık ortamı yoksa, bir yerde yolumuz kesişmiyorsa anlayamıyoruz. Empati yapamıyoruz. Onların gözünün görmemesinin, ayağının tutmamasının onların hayatında nasıl bir değişim yarattığını anlayamıyoruz. Çok büyük bir sorun bu. Araştırmalar bize bunu söylüyor. Şimdi onların eğitimini, sağlığını çok ileri noktalara iyileştirmeye çalışıyoruz. İki şeyin üzerinde çalıştık. Son iki yılda istihdam. Çünkü hep söylenen bir şey vardı. Sayın Bakanım bize lütfen mali destek önemli ama bizim gücümüzü kullanın. Bu kalkınmada potansiyelimizi kullanın dediler. Çok da haklı bir talepti. Kamuda boş olan kadroları son iki senede 13 bin kadroyu yerleştirdik. Yeni bir sınav sistemi yaptık. O kadar çok anlatacak şey var ki o yüzden zaman da çok geçiyor. Sizi de çok tutmak istemiyorum. Mesela sınav sistemimiz tek tipti. Biri anlayıp, öbürü görüp, öbürü duyana kadar bedensel engeli yapıp çıkıyordu. Bunun üzerine her birini kendi içinde sınav ettik. İşitme engelli kendi içinde sınav oldu. Görme engelli, zihinsel engelli ve en zor grup zihinsel engelliler. Çünkü onların ailelerinde en büyük endişe bizden sonra ne olacak bu çocuklar? Bir taraftan onları girişimci yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan özel sektör teşviklerini artırıyoruz. Bir taraftan korumalı iş yeri, özellikle zihinsel engelliler, Down sendromu ve otistiklerin kendilerine ait çok güçlü bir tarafları var. Normal bir insan gibi hemen yorulmuyorlar, usanmıyorlar. Tekrara dayalı, işte çok verimliler. Ve rehabilit oluyorlar, aile rahatlıyor. Şimdi korumalı iş yerlerine 15 yerde karar verdik. Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah Bursa'da ilkini başlatacağız. Korumalı iş yerleri açacağız ve bu zihinsel engelli çocuklara çalışma ortamları sağlayacağız. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi ulaşılabilirlik. Nedir bu? Engelli artık evinden çıktı. Eğitim imkanını almaya başladı. Sağlık imkanına kavuşmaya başladı. Ama şehirlerimizin altyapısı, üst yapısı, toplu taşıma araçları, kapalı alan, açık alan, kaldırımlar onlara göre dizayn edilmediği için çok büyük zorluk yaşanıyor. Ve 7 yıl sonunda hala bu durumda, bu noktada iyi değiliz. En iyilerimiz olan şehirlerimizde bile hala çok büyük sorunlar. Görme engelliler için şerit yapmışız. Belediye başkanımız önündeki esnaf getirmiş arabayı oraya park etmiş. Aman yarabbim, görme engelli geliyor, ondan sonra önündeki arabayı görmesi mümkün değil. Esnafın da onu fark etmediği zaman veya o anlayışta olmadığı zaman olabilecek kazaları düşünün. Bir de bedensel engelli yapacağız üstün üstün. Yani o kadar zor, o kadar çok yapacak işimiz var ki bizim. Topyekün 74-75 milyonun herkesin kendi kendini anladığı, herkesin karşının yerine kendini koyduğu bir anlayışla bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Hoşgörüyü, sevgiyi, barışı,
huzuru, sorumluluğu önce kendimizde aramamız gerekiyor. O kadar önemli bir şey ki, hep başkasından bekliyoruz. Hep birileri yapsın istiyoruz. Tamam da burada ben ne yaptım dediğin noktada aslında en can alıcı konu bu. Biz ne yaptık? Hele bu alan, sosyal sorumluluğu çok yüksek olan alan. Yaptığın zaman da akşam başını yastığa koyduğun zaman insan olma şerefi çok daha yüksek bir şekilde kendi vicdanında karşılığı olan bir alan. Milletin hayır duasını aldığın bir alan. Allah'ın izniyle biz sürekli kendimizi bilim noktasında güçlendiriyoruz. Uzmanlarımızı sürekli güçlendiriyoruz. Sayın Başbakanımız bu konuda aşırı hassas. O konuda ne tür bir projemiz olsa her noktasında yanımızda oluyor, yardımcı oluyor ve ekonomik kurmaylara sosyal alanla ilgili, sosyal politikalarla ilgili yapılacak her şeyde paraya bakmayın. Biz onların hayır duasıyla ayaktayız ve biz onlar burada güçlü olduğu zaman biz güçlü olacağız diyor. O yüzden bu takım inşallah yarınlara eser bırakarak yoluna devam edecek. Biz bu takımın bir parçasıyız. Ama sizlerin de hizmetkarınızız. İnşallah bu kısa bir şekilde size bakanlık bünyemizin yapılanmasını anlatmış oldum. Kadınla ilgili kısım biraz eksik kaldı herhalde. Çünkü bakanlığımız bünyesinde hep ona da hakikaten üzülüyoruz. Bu kadar geniş alanda bir tane negatif haber, bir şiddetle ilgili bir manşet bizim bakanlığımızla ilgili, bakanlığımızın yalnızca alanının bu alanmış gibi dalgalanmasına neden oluyor. Oysa bizim bakanlığımız böyle çok büyük bir bakanlık. Kadının eğitimini, sağlığını, istihdamını güçlendiriyoruz. İşte bugün adım adım Anadolu'yu yaptık. Bir taraftan da sorunlarına dair hukuki altyapıları güçlendiriyoruz. Çok önemli bir yasa çıkardık. Ama yasa tek başına işe yaramıyor. İnsanın insan olması, insanın o konuda vicdani ve insani değerlerini kendi içinde olgunlaştırması gerekiyor ki bu konuda istenmeyen olaylar oluşmasın. Allah'ın izniyle bu konuda da çok güçlü bir çalışma içerisindeyiz. Bir şey söyleyip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Nerede olduğumuzu söylemek bakımından İstanbul Anlaşması diye ailenin korunması, şiddetle mücadele yasası, uluslararası bir Avrupa Konseyi anlaşması. Ahmet Davutoğlu Bakan bunu ilk imza atan ülke oldu. Avrupa Birliği ülkeleri bugün Almanya, Fransa da dahil bu yasanın maliyeti bize çok yüksek deyip bekletiyorlar. Sayın Başbakanımız da eğer bir yaşam hakkı varsa biz burada maliyete bakamayız gereği yapılsın deyip çekincesiz imzalama talimatı verdi. Aramızdaki fark bu. Ben sizin takdirlerinizi sunuyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.